Efendim ekonomideki mevcut gelişmeler işte ve bununla birlikte de bir de vatandaşın üzerine bindirilen bu yükler. Şimdi bu otoyollar yeni süreçlerde bir de özel sektör eliyle yapılınca ister istemez tepki de yükseliyor. Ayrı bir vaziyette buna mercek tutmaya gayret göstereceğiz. Uluslararası finans piyasaları uzmanı Doktor Seyfi Akil şu dakikalarda Skype bağlantısında hattımızda ve günün ekonomi değerlendirmelerini birlikte mercek tutmaya çalışacağız. Hocam günaydınlar, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Can Bey, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam bu ekonomide yeni tartışma ortodoks ekonomisi, heteroks işte ekonomisi gibi bir tartışmaya döndü. Yani işte bizi işte belki diğer medya organlarından ayıran fark yurt içi ve yurt dışında gelen bu bakış açılarının ne olduğunu anlayıp değerli dinleyicilerimize bunun üzerinden gerçekleştirdiğimiz bir yorum ve dolayısıyla da ciddi şekilde bir fark belirletiyoruz. Bu ortodoks ekonomisi işte uluslararası dergiler tarafından yani Türkiye'yi hedef alan dergiler işte Erdoğan ortodoks ekonomisinden ayrılıyor vesaire. Dün bizim ekonomi bakanı da yine aslında bunu teyit eden açıklamalar yaptı. Heterodoks politikalar var. Artık heterodoks politikalar devrede şeklinde bir açıklama yaptı. Biraz bunu bir anlatmakta fayda var gibi düşünüyorum. Bilmiyorum yorumlarında neler var hocam. Tabii ki de günaydın, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Biz yıllardan beri yaptığımız eleştirilerin en önemlisi de özellikle bize dayatılan kapital sermayeden Türkiye'nin bir an önce kurtulması gerektiği, planlı ve karma ekonomi modellerinin uygulanması gerektiğiydi. Şimdi çok son dönem aslında bu tartışma yeni de değil. Daha öncelerden de yapılmıştı bu ortodoks ve heterodoks tartışmaları. Nedir bu ortodoks ve heterodoks dediğim? Temel olarak geleneksel bir yaklaşım, yani modern ekonominin temellerini çok fazla uygulamayan tümden gelinci bir yönteme biz ortodoks diyoruz. Bu çok tabirsel bir anlatım oldu ama daha net bir şekilde herkesin anlayacağını söyleyeyim. Bugün ortodoks politikası dediğimiz aslında evrensel süreçleri dikkate almayan 1980'den sonra özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelere dayatılan, şimdi buraya dikkat edin, neoliberal politikaların bir sonucudur. Şimdi hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Bakan'ın artık biz ortodoks politikalarını terk ediyoruz cümlesi bir yerde bizim yıllardan beri eleştirdiğimiz, ifade ettiğimiz o neoliberal politikaların uygulanıyor olmasının aslında biraz da itirafı gibi oldu. Neoklasikten doğan bu anlayışla birlikte aslında bu ortodoks politikasını biraz daha tanımak lazım. Yani ne yapar bu, nedir? Genel olarak baktığımızda ortodoks politikalarında en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi de IMF gibi, Dünya Bankası gibi küresel sermayenin taşeronları olan, bunları bizim gibi ülkelere dayatan kuruluşların uygulayın dediği politikalar. Bunların temelinde de sıkı para politikası ve sıkı maliye politikası yatar. Bunun acı reçetelerini biz daha önceki dönemlerde IMF'yle ortak çalışarak aslında yaşadık, gördük. Öbür taraftan buna tezat olarak, bunun karşıtlığı olarak savunulan heterodoks politikalar var. Burada da bu bahsedilenin tam tersi anlayışta uygulanan, belli bir mali disiplini esas alan, bakın buraya dikkat edin, şimdi söyleniyor ya biz heterodoks politikaları geçeceğiz, uygulayacağız diye. Heterodoks politikaların iki temel ana amacı vardır. Bunlardan bir tanesi enflasyonla mücadeledir, kalıcı bir şekilde aşağı çekmektir. İkincisi de mali disiplindir. Yani bizim hep uygulamaya çalıştığımız bütçede bir dengenin sağlanabilmesi. Ortodoks politikalarının böyle bir enflasyonu düşüreyim, makroekonomik dengeleri düze çıkarayım diye bir temel amacı yoktu. Ve şimdi dikkat buyurmanızı rica edeceğim. Yapılan eleştiriler var. Bu eleştiriler aslında sadece ortodoksa ya da sadece heterodoks politikalara uygulanmıyor. Genel hatlarıyla eleştiri neoliberal politikalara uygulanan bir şeydir. Mesela heterodoks politikaları uygulayacağız diyorlar. Vatandaşlarımız bilsin için söylüyorum.
heterodoks politikalarının altında feminist ekonomiler de yatar. Heterodoks politikaların içerisinde Karl Marx'ın ortaya attığı Marksist ekonomiler de yatar. Şimdi biz bunlardan hangisini uygulayacağız? Feminist ekonomi mi? Karl Marx ekonomisi mi? Yani Marksist ekonomiler mi? Yoksa eskiden olduğu gibi komünist ülkelerde, Doğu Blok ülkelerinde uygulanan politikalar mı? Bir defa bunun adının konulması lazım. Yani çıkıp da ben heterodoks politikasını uygulayacağım diyerek işin içinden çıkamazsın. Bir planlama yapmanız lazım. Zaten heterodoks politikaların temel öğelerinden birisi de ekonomideki planlamadır. Ama buradaki planlama hem Sayın Bakan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da ben onu beğenmedim bir de dur şunu alayım diyerek uygulayacağı bir politika değildir. Onu söyleyeyim. Bunu yapabilir misiniz? Bunu zaman içinde göreceğiz. Ama benim şahsi kanaatim de şudur değerli üstadım. Öyle bir akşam oturup ertesi günü de bir toplantıda hadi ben bunu beğenmiyorum şunu uygulayacağım demeniz çok da mantıklı değil. Bakın ben size ortodoks politikaların başka bir özelliğini daha söyleyeyim. Gerçi bu biraz ekonomiden ufaktan sıyrılıyor ama ortodoks politikaların en önemli özelliği şudur. Çoğulcu yapıya karşı çıkar. Yani çoğulcu yapı nedir? Toplumun genelinin kabul ettiği anlayıştır. Ortodoks politikaların temel özelliği... Ve bunu da demokrasi söyleviyle yapıyor. Daha evet, komiği. Evet. Yani değil mi? O propagandayla yapıyor ama yani böyle bir çoğulculuğu falan tanımıyor. Hayır, hayır. Ya ortodoks politikasına yapılan en önemli eleştiri zaten budur. Yani bu biraz işin sosyolojik kısmı. Hani ekonomiden bağımsız olarak konuşabiliriz belki ama burada ekonomiyle bağdaştırdığınızda ne ortaya çıkıyor Sayın Can Bey? Sermaye ortaya çıkıyor. Yani ekonomiyi birleştirdiğinizde o çoğulcu yapıya karşı çıkan, o azınlık unsuru oluşturan, toplumda çok az yer eden sermayeyi esas alıyor. Dolayısıyla ortodoks politikalarda çoğulcu yapıya karşı çıkma vardır. Yani bir karar alınırken ya da bir karar alacağınız zaman çoğunluğun değil, azınlığın kararları, azınlığın isteklerine göre karar alınır. Yapılan eleştiriler var. Mesela başta da söyledim. Ortodoks politikalar çok fazla evrensel süreci dikkate almaz. Buna biz toksonomik yaklaşımlar adını veririz finansal anlamda ya da ekonomi anlamında. Evrensel sonuçları dikkate almadan. Sonra iktisat biliminin kullandığı temel varsayımlar vardı. Tüme varım ve tümden gelim diye. Bu anlayış tüme varımı kabul etmez. Öyle söyleyeyim. Yani bir azdan çoğa gitmeyi kabul etmez. Bunun uyguladığı yönden tümden gelinci yöntemdir. Başka bir şey. Metodolojik anlamda da bu kurumsal bir yapıya sahip değildir ortodoks ekonomileri. Ortodoks ekonomileri metodoloji anlamında ki bunun İktisata çok fazla ispatlanmış, literatüre girmiş çalışmalar da vardır farklı zamanlarda. Dolayısıyla metodolojik bakımdan da burada bir eksiklik vardır. Ortodoks politikaları bireyselliği ön plana çıkarır. Bunu da nasıl söylerler, nasıl cilalarlar? Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bu özgürlükle, tırnak içinde söyleyelim, bunu topluma anlatarak, bunu topluma kabul ettirmek suretiyle bu politikaları yapar. Bir başka konuda ortodoks politikalarında genelde fayda analizi yapar. Yani dinamikleri ekonomiyi değiştirebilecek, ekonomiye yön verebilecek diğer değişkenlikleri ortodoks politikaları çok fazla dikkate almaz. Yani hesaplamalarında, çalışmalarında bu öğeyi biraz daha dışarıda tutar. Hatta ben size çok daha ilginç bir şey söyleyeyim Sayın Can Bey. Belki bu konuşmaların neden bu kadar çok yoğunlaştığını da herhalde daha net anlarız. Özellikle mesela bu ortodoks politikalarını yani bu şeyleri neoliberal politikalar biz her ne kadar 1980'den itibaren konuşuyor desek de aslında bunun temeli 1900 yılına kadar dayanır. Nevlen diye bir iktisatçı ABD'de ilk defa batı kapitalizminin yani sermayesinin küreselleşmesi gerektiğini vurgular. Yani biz her ne kadar 1980 diye de ifade etsek aslında ama neoliberal politikalarının kurumsal anlamda doğuşu 1900 yılına dayanır. Ki o süreçte klasik iktisat hüküm sürmüştür zaten. Ta ki 1929 yılına kadar. Arada o 29'dan başlayan bir bunalım var. Yani
sermayenin ve kapitalin sıkıştığı, ya ne yapacağım artık bu sıkıntıdan kurtulmam için muhakkak devlet gerekli. Yani kamusal alana sarıldı süreci 1922'de, özür dilerim 1929'da zaten kamusalcı politikaların ortaya çıkışıyla gördük. Dünyanın birçok üniversitesinde, bakın dikkat buyurun, buna bizim ülkemizde dahil, dünyanın birçok üniversitesinde, dergilerinde, makalelerinde esas alınan neoklasik iktisat teorimleridir. Yani biz iktisat fakültelerinde istisnalar vardır, evet onu bir kenara koydum, ama dünyanın birçok üniversitesinde neoklasik iktisatlar baz alınarak eğitim veriliyor. Bugün iktisat fakültesindeki bütün teorimlere bakın. Kamusal politikaları savunan düşünceleri, ki o da zaten çok sınırlıdır. 1936'da İkinci Dünya Savaşı sonuna kadardır. Bu yüzden bugün neredeyse yok bunlar. Doğru hocam. Evet, bunlar yok artık. Yani konuşmuyoruz bile. Varsa yoksa özel teşebbüs, varsa yoksa sermaye vesaire, bunları konuşuyoruz. Doğal olarak bütün bu üniversitelerde verilen eğitimler, makaleler, neoklasik iktisat teorimleri üzerine kurulduğunu düşünürseniz doğaldır ki bu düşünceye yetişenler de zaten kamusalcı bir anlayışı savunacaktır diye bir şeyimiz yok. Yine bazı dönemlerdeki istisnaları tutarsak, ekonomi alanında verilen Nobel ödüllerine bakın, birçok iktisatçının neo iktisat ekolünden yetiştiğini görürsün. Yani arada işsizlikle, enflasyonla mücadelenin teorisel anlatımını yapan iktisatçılar vardır elbet, olmuştur, ama yüzdelik olarak baktığımızda büyük bir çoğunluğunun hala neoliberal politikalarla iştigal ettiğini anlıyoruz. Şimdi bu konu neden bu kadar açıldı? Sadece gazete başlıklarına yansıyan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin heterodoks politikalar var artık, değişi değil. Time dergisi de hocam işte en büyük 10 küresel risk, 2022'de en büyük 10 küresel risk makalesinde 10. sırasını böyle Türkiye'ye ayırmış. Ve burada şöyle özetler var. Erdoğan işte 2023 seçimleri öncesinde düşüşü tersine çevirmeye çalışırken diyor, 2022'de Türkiye'nin ekonomik ve uluslararası itibarını daha kötüye gideceğini söylüyor. Şimdi bu Time dergisi falan böyle düşman hattından meseleler nasıl özetleniyor, okuyor, anlatıyor bize. Biz böyle bakarsak anlayabiliriz. Yani onlar Türkiye'nin itibarının kötüleşeceği ya da ekonomisinin daha beter duruma gelmesi beklentisi içindeler. Burada deniyor ki bir de Erdoğan ortodoks ekonomi kurallarını reddetti. Biz biraz tartışmayı buradan açtık. Onun için gazetelerin pek görmediği alandan giriş yaptık. Ekonomik krizdeki halkı oyalamak için dış politikayı çatışmacı kılacak diyor. Yani işte bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımızı savunmamız, işte bölgesel anlamda Aslan'la ya da benzeri bir takım süreçleri sürdürüyor oluşumuz bir şekilde. Biraz daha zayıfladı bu dönem. Ayrıca ona dış politik hatta mercek tutarız, ama yani temelde bizim bu haklarımızı savunuyor oluşumuz onların kışkırtıcılık tanımı. Buna maalesef içimizdeki muhalefet isimlerinden de destek geliyor. Onu da gözlemliyoruz. İşte 2022'de erken seçimi öngörmüyor Time'ın bu raporunda diyelim ya da yorumlarında. Ve yine diğer tehditler olarak da Çin, Rusya ve İran'ı gösteriyor. Ve özellikle sosyal medya şirketlerinin de kültür savaşını kaybetmesi riskine yer vermiş. Çünkü gittikçe güven azalıyor bu kendi kurdukları sosyal medyalara. İşte Twitter, Facebook bilmem ne, tamamen yalan propagandasıydı zaten. Şimdi bunu da bir şekilde tespit etmişler. Biz buradan yola çıkarak böyle bir ortodoks ekonomi nedir ve heterodoks ekonomi nedir diye de ayrıntılandırmaya çalıştık. Bilmiyorum, eklemek istediğim var mı bu Time'ın bakış açısına ilişkin hocam? Tabii işin siyasi vurgularını bir kenara bıraktığımda, evet, tabii. Sizin bu bahsettiğiniz içerikten birkaç tane şeyi de ben ilave edeyim müsaade ederseniz. Bütün uluslararası kuruluşlar, dergiler, bu bahsettiğiniz gibi yayın politikası güdenlerin, yani bütün uluslararası kuruluşların, öyle söyleyeyim ben size, tek bir şeyde toplayayım, çerçevede toplayayım, kabul ettiği, olmazsa olmaz diye gördüğü, direndiği ve dayattığı politikalardır aslında ortodoks politikaları. Bakın ortodoks politikaların temelinde
başka bir unsur daha yatar. Ticaretin serbestleşmesi yatar Ortodoks politikalarında. Yani bunlara göre diyor ki ticaret serbest olsun. Peki ticaretin serbest olmasının altında yatan faktör nedir? Devletlerin uyguladığı dış ticaret kontrol rejimleri. Yani kotalar, ambargolar, miktar ve fiyat sınırlaması gibi devletin bizzat dış ticaretin içerisinde olduğu ve bunu kontrol etmeye çalıştığı bir süreçtir. İşte bu Time gibi, IMF gibi, Dünya Bankası gibi ve diğer uluslararası kuruluşlar bunlara karşı çıkar. Der ki devlet burada dış ticareti kontrol etmesin, serbest bıraksın. Dedik ya bunlar klasik, neoklasik iktisattan beslenirdi. İşte bunlar eğer işin içine devlet girdiği zaman hani şu tabir yerinde de belki tepesine cinler toplar. Anladım hocam. Heterodoks politikalarıyla da ilgili bir şey söyleyeyim. Heterodoks politikalar her ne kadar enflasyonla mücadele ve mali disiplini sağlasa da heterodoks politikalarında başka bir hikaye de şudur. Ücret ve fiyat kontrollerini içerir. Bak fiyat kontrolleri. Şimdi bunu sağlayabilecek misin? Bunun için de kararlı ve net politikalar uygulamalısınız. Yoksa kısa dönemde sonuç alırsınız. Bak ona bir şey demiyorum. Yani der ki ben heterodoks politikaları uygulayacağım, ücretli fiyat kontrollerini yapacağım ve benzeri gibi. Yani buradaki temel unsurları kullanırsın. Kısa sürede bunu yapabilirsin ama uzun dönemde sıkıntı olur. Yani siz kısa dönemde istikrarı sağladım diye sevinirsiniz. İpin ucunu gevşetirseniz bu uyguladığınız politika da sizin için büyük bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden temel olarak şunu söyleyebilirim. Planlamadan, organize olmadan karşılaşabileceğiniz ve yaşayabileceğiniz risklerin iyi bir ekonomik analizini yapamadan ya da öyle söyleyeyim. Yani bu tür söylemleri ekonomide aklınıza gelen ilk şeyi söyleyip de dur ben bunu uygulayacağım demek çok realist değildir, çok rasyonel değildir. Bunun da geçmişte yaşadığımız tecrübeleri vardır. Şöyle ki biz de bir ara dış ticarette Ricardo Barro modelini uyguluyorduk. Hatırladınız mı Sayın Cami? Sizinle de tartışmış, yani yayında da bunu tartışmıştık. O zaman da şöyle söylemiştim. Yani aynı düşüncelere hakimim. Aklınıza ilk gelen sayıyı söyler gibi aklınıza gelen ilk iktisat ekonomi teorisini de söylemenin doğru olmadığından yanayım. Uygulayacağınız politikaların temeli olması lazım. Temeli kapsamlı mesela, ve ayrıntılı bir şekilde de yapmak lazım. Bir de bu güç ve iradeyi ortaya koymak gerekiyor galiba, değil mi hocam? Şimdi senin de 2022 yılında en önemli küresel riskler anketinden yani farklı bir veriyi de anlatman için araya girdim. Buradaki risklerde ne ön plana çıkıyor? Bir de bunu gözlemleyelim hocam. Tabii burada en büyük onun da bir tablosu vardı. Eğer yansıtabilirsek biraz fulya ama en azından bir fikir versin diye yansıtabiliriz. Evet. Evet. Ya burada en enflasyonla ilgili yaşayacağımız riskler çok fazla. Zaten biz yaklaşık bir 2 senedir beri yani 2020'yi de içine aldığımız dönemlerde 2020'den beri temel olarak konuştuğumuz unsur neydi Sayın Can Bey? Küresel enflasyon baskısı, artan fiyatlardı. Hatta bununla ilgili ABD'den örnek verdik. Euro bölgesinde rekor üstüne rekor kıran enflasyonist baskılardan bahsettik. Tabii burada bölgesel riskler de önemli. Özellikle Türkiye coğrafyasında, yani bizim yakın coğrafyamızda yaşanan unsurlar ve diğer işte Ukrayna sorunu gibi, çok fazla siyasete girmeden konuşacağım gibi sorunlar tabii ki de bu yılın 2022 yılının önemli risk faktörleri arasında gösteriliyor. Burada dikkat ederseniz özellikle enflasyon vurgusu çok öne çıkıyor. Çünkü dünya bununla mücadele ediyor. Peki dünya nasıl böyle bir yüksek enflasyon ortamına geldi? Bunların en önemlisi şu son 2 senede salgın bahanesiyle piyasanın fonlanması. Size şöyle bir soru sorsam acaba ne dersiniz Sayın Can Bey? Genelde soruları siz soruyorsunuz ama hadi ben bu yayında biraz değişiklik yapayım. Buyurun hocam. Şöyle bir senaryo kuralım. Diyelim ki biz atlattık. Her şey normale döndü. Ekonomik gidişat kendi kendini düzeltmeye başladı. Bu anlamda yani salgınla birlikte hiçbir sorun yok.
işte varlık alımları vesaire, bunlarla da ilgili sorun yok. Hatta biraz daha abartayım. Özellikle Fed'in bu salgın haricinde varlık alımlarının azaltılmasına kadar ki piyasa fonlanmasına devam edilse, acaba Türkiye bu anlamda doğrudan yatırım çekebilecek ya da sıcak para çekebilecek bir politika üretebildi mi? Yani bunun işte siyasi nedenleri de var hocam. Ya anladım ben ne sormak istediğini ama nihayetinde bu kapital, uluslararası kapital, yani sen siyasi taviz vermeyince de bu tip yatırıma niyeti olanlar varsa da engelliyor. Yani bir de böyle bir boyutu var. Bunu da şimdi ben söylemeden edemem. Yani siyasi ve askeri anlamda taviz vermiyorsan sana yatırıma da yönlendirmiyor. Dediğin gibi bir ortam olsa da ve dediğin gibi endişeler olmasa da, ben de hani o soruyu biraz daha genişleterek böyle yanıt vereyim. Demek ki bütün bu sizin de bahsettiğiniz riskleri ortadan kaldırmadan, yani planlamadan, kendi ayaklarınızın üzerinde durup taviz verir bir pozisyon göstermediğiniz dönemlerde siz ister ortodoks, ister heterodoks veya adına başka bir şey neyse deyin, sonuç alamayacaksınız. Bakın bugün bahsedilen, yani hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Maliye ve Hazine Bakanı'nın ifade ettiği o heterodoks politikalarını da biz 3 gün sonra unutacağız. Herkes gönlünü rahat tutsun. Yani 3 gün sonra bunun adı bile kalmayacak. Bak yine bildiğin sisteme döneceğiz ha. Bildiğimiz sistem ne? Bizim eleştirdiğimiz neoliberal sistem. Ya biz bunları planlı ekonomiden konuşurken, kamu ekonominin içinde olsun derken, Hazine Bakanlığı ne diyordu Sayın Üstadım? Biz serbest piyasadan taviz vermeyeceğiz. Yani kaç gün oldu bunun üzerinden geçti? Ama işte onu dedikten 3 gün sonra kur korumalı vadeli sisteme geçiyorsun. Bir ay sonra ihracattaki dövizin %25'ini de merkeze yönlendiriyorsun. Yani şimdi o açıklamanın yapılmasıyla sahada uyguladığın birkaç hareket de farklı yani. Peki şöyle diyeyim, doğrusunuz, evet haklısınız. Peki ya bu bahsettiğiniz kuruluşlar Merkez Bankası'na %25 parayı vermezlerse ne olacak? Ne olacak onu ben de bilmiyorum. Yani olur mu? Ben size söyleyeyim. Burada biz bas bas bağırdık. 32 sayılı Türk parası kıymetini koruma kanunu değiştirmeyin, yapmayın, etmeyin diye. Onu değiştirdiler. Yani döviz gelsin de nereden gelirse gelsin mantığına büründüler. Bu anlamda tutun ki ya olacak bir senaryo değil belki ama ya bu bahsedilen tutarı vermezse ne olacak? Dış ticaretinde, ihracattan bahsediyoruz. Biz burada yine konuştuk. Biz hala vesait mukabili ve mal mukabili arasında tercih yapamayan bir ülkeyiz. Yani biz yurt dışından mal alırken önce parasını yolluyoruz. Ama biz yurt dışına mal yollarken önce bir malı yolluyoruz. Adam bakıyor, inceliyor. Eğer kabul ederse geri yolluyor. Şimdi siz bunu değiştirmeden, siz temel makroekonomik sorunlarınızı, enflasyon gibi ki heterodoks politikalarının temel amacında bu olduğunu söyledim. Hangi politika göze çarpıyor şimdi? Mesela yarın heterodoks politikalarını uyguladığınızda emekliye yaptığınız maaş zammı belli değil mi? Dün birkaç gün önce konuşmuştuk. Evet. Çalışana yaptığınız şey belli. Alım gücünün de düşmesi üzerine eklerseniz. Memurlara yaptığınız bu ücretler belli. Ücretlilerin alım gücünün düşmesi de belli. Bir de sizin yaşadığınız, işte birkaç gün önce konuşmuştuk. Enflasyon oranlarını konuştuk. %30'un üzerine bir talep, %70'in üzerinde bir maliyet enflasyonunun olduğunu. Şimdi hangi politikalarla siz o %70 maliyet enflasyonu %10'a çekeceksiniz? Çok uçuk gibi geliyor ama 2019 yılında maliyet enflasyonu %11'di. 2 senede ne oldu da %80'e dayandı? Ya da siz bu bahsettiğiniz heterodoks politikası dediğiniz enflasyonla mücadelenin temel alındığı, mali disiplinin ve mali dengenin sağlanması konusunda bir çerçeve oluşturan ekonomi politikasında nasıl bir kararlı, nasıl bir politika uygulayacaksınız ki %80 olan maliyet enflasyonunu tekrar %10'a düşürecek? Bu sürdürülebilir bir şey değil. Kararlı politikalar uygulanmaz ise. Yani değilse, yani aklıma şu geldi. Dur Can Bey'e bunu söyleyeyim. Ya nasıl olsa 3 gün sonra unutuyor. Ben yine bir şeyi doğru değil. O yüzden mesela ortodoks politikaları ekonomi tabirinde kamu açığının kapatılması için yeterli politikalar üretmez.
Ha, bu demektir ki heterodoks politikalarına savran. Mesela heterodoks politikasının en basit şeyi, en basit konusu, ya en çok eleştirilen konusu da şu: mali dengeyi kısa dönemde sağlayamaması. Biraz önce söyledim ya, yani bu uyguladığınız politikalarla belki enflasyonu bir yere kadar indirebilirsiniz. Bu size bir güven verir. Aa, tamam, ben bunu yaptım dersiniz. Ücret ve fiyat kontrollerini kaybettiğiniz an siz tekrar eskiye dönersiniz. Heterodoks politikalarında böyle bir sıkıntısı var. Dolayısıyla bu iki kavramı birbirine dengelediğinizde şöyle bir şey söyleyebilirim: heterodoks politikalarını, yani bu ortodoks politikalarını, neoklasik iktisadın savunduğu politikaların karşısında duran kamusalcı anlayışla hareket edilen, tırnak içinde söyleyeyim bunu, bu ifadeyi o hayata geçirebilmeniz için sıkı denetim yapmanız lazım. Yani siz bugün ortodoks politikalarımı terk ediyorum derken, bugün 1980'den beri neoliberal politikaları ben artık bırakıyorum kardeşim derken, daha kapıdan çıkar çıkmaz derseniz ki biz serbest piyasa kurallarına bağlıyız, o zaman olmaz yani. Ya buralarda kararlı olmak lazım, devrimci olmak lazım, kararlı iradede. Hani az önce sordun ya, peki işte adam götürüp de %25'i vermedi, ne yapacaksın? İşte orada da Vatan Partisi'nin ekonomi politikaları hayata girmek durumunda. Getiriyor musun, getirmiyor musun kardeşim? Ona göre de herkes konumunu alacak. Yani biraz oralarda dediğine katılıyorum. Bu meselelerde çok kapsamlı ve kararlı olmak gerekiyor. Bunu da belirtmek lazım hocam. Varsa bir iki notun daha alalım, ardından veda edeceğiz hocam. Yani şu anlık bir şey yok ama sadece bu Olivera Tanzi etkisi diye bir kavram vardır bu Evet. heterodoks politikalarında. Nedir hocam O da o? şu: Olivera. Olivera Tanzi. Evet, Olivera Olivera Tanzi. Tanzi. O da şu: enflasyonun ilk, yani bunu ortaya atan adamın ismi Olivera. O yüzden böyle bir şey yapmışlar, isim vermişler. Yani değilse ayrı özel bir bağlamda böyle ismi janjanlı gelmesin yani. Bunu uygulayan adamın ismi Olivera'ymış yani. Tazide dağıtma, He, dağıtma. yakma. Enflasyonun ilk döneminde, daha doğrusu özür dilerim, ekonominin ilk döneminde enflasyonun suni bir şekilde düşebileceğini anlatan teoridir. O zaman enflasyon bu politikalarla ilk dönemde suni olarak düştüğü, daha sonra mali dengenin kurulmaya çalışıldığını anlatan süreçtir. Ya sen bir Bilmiyorum, çözüm biraz yolu anlatıyorsun aslında. Yani enflasyonu nasıl düşürürüz anlatıyorsun. bir yerde bunun Bir şey teorisi. hocam bunu bize yarına ayır, bize bunu genişçe anlat. Yani enflasyon bu bahsedilen teorilerde ya da dünyada düşen enflasyonda izlenen politikalar nedir? Yarın bunu bize bir genişçe anlat. Bugünlük süremizin dolduğu işareti kulağıma geldi. Bu güzel bir mesele. Onun örneklerini sergilemiş olalım. Tabii hem küresel anlamda da bunun değerlendirmesi Değerlendirmesini tartışılıyor. yaparız. Tamam hocam. Peki. Yarın görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Uluslararası finans piyasaları uzmanı Seyfi Akil işte bu notlarla günü bize özetlemiş oldu. Yine bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz son bölümle.